Değerli Cem TV izleyicileri, doğruların konuşulduğu haftaya bakıştan hepinize merhaba. Evet, bir yıllık aradan sonra yenilenen formatıyla yine karşınızdayız. Ve ilk programımızı, aradan sonraki ilk programımızı çok kıymetli bir siyasetçi, bir akademisyen ile açıyoruz. Eski devlet bakanlarından. Akademisyen Sayın Önay Alpago. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok sağ olunuz efendim. Sağ olunuz. Ve hukukçu, avukat Tacisser Ülkü, aynı zamanda siyasi yönü de var. İyi Parti Şişli Örgütü Teşkilatı Başkan Yardımcılarından ve programımızın daimi yorumcusu Tacisser Ülkü hanımefendiye de hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk efendim, hayırlı olsun. İnşallah ağız tadımızla böyle devam etsin programımız. Kesinlikle. Gördüğüm kadarıyla hem Sayın Bakanım hem sizler Türkiye'nin durumundan daha iyi bir görüntü sergiliyorsunuz. Çünkü Türkiye pozitif çok... yaklaşım diyelim, öyle diyelim. Evet, efendim konulara geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapacağım. Haftaya bakış, her konuyu masaya yatıracağız. Doğrular konuşuluyor. Açıkçası konuşurken, yorumlarken çekinmiyoruz. Hesap da vermiyoruz. Bu noktada müsterih olabilirsiniz. Hani vicdanınızdan ne geçiyorsa onu seslendireceğiz dilimizin yettiğince. Sürçülisan olursa elbette ki affola. Bugünkü gündemimiz bir hayli yoğun. Enflasyon açıklandı. Daha doğrusu yine enflasyon yalanı açıklandı. Onu konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi önünde haklarını arayan öğrencilere hapis cezası çıktı. Boğaziçi mezunlarının okula alınmayışı ayrı bir skandaldı. Bugün skandalın katmerlisi yaşandı. Ve Sinan Ateş'in dayısı Milliyetçi Hareket Partisi'nden, MHP'den bugün ayrıldığını açıkladı. Biliyorsunuz yılın son gününde, 2022'nin son günlerinde hain bir suikaste kurban gitmişti. Evet efendim, ben Sayın Bakanımıza, Önay Alpago Hanımefendi'ye dönüyorum. İsterseniz enflasyondan başlamayalım. Benim önümde bir kitap var. Kameraman arkadaşıma da rica edeyim bir yakın plan alırlarsa. Ortak politikalar mutabakat metni. Altılı masanın, artık ittifakın diyelim, çünkü altılı ittifak oldular. Evet. Çünkü geçen haftaya kadar, bu toplantının yapıldığı güne kadar ittifak terminolojisinden, sözcüğünden, tamlamasından uzak duruyorlardı. Fakat artık ittifaklar ve bu elimdeki kitapçık yol haritası gibi duruyor. 9 önemli ana başlık var. Altında 72 başlık var. Ve 2300'den fazla da iktidara gelinmesi halinde ne yapılacağına ilişkin ifadeler yer alıyor. Ben hemen sizin de yorumunuzu alma adına o bölümleri açıklayayım. Hukuk, adalet, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, ekonomi, ekonominin tabii kıvrımları var. Bilim, ARGE, sektörel politikalar. Sektörel politikalar bir hayli yoğun. İçinde hani tarımdan çevreye kadar her şeye girmiş. Eğitim, sosyal politikalar ve dış politikalar. Evet efendim. Nasıl yorumluyorsunuz altılı ittifakın, altılı masanın ortak politikalar mutabakat metnini? Öncelikle altı partinin bir araya gelmiş olması, Türkiye'de çok az gördüğümüz siyasi parti farklılıklarına rağmen böyle bir kültürel uzlaşma noktasında buluşmaları son derece güzel ve umut verici bir olay. Bu hazırlanan metin bir anlamda Cumhurbaşkanı adayının bir seçim bildirgesi gibi de değerlendirilebilir. İkincisi, seçimlerden sonra uygulanacak bir hükümet programı olarak da değerlendirilebilir. Hepimizi çok mutlu eden bir mutabakat metni. Biraz evvel sevgili Tacisser Hanım'a da söyledim. Burada yazılanların yarısı uygulansa, hayata geçirilebilse, o bile Türkiye'yi başka bir Türkiye'ye taşımaya yeter. Çünkü gördüğümüz kadarıyla bu mutabakat metninde bir vatandaş odaklı anlayış var. Yani vatandaş için özgürlüklerin, demokrasinin, adaletin ne denli önemli olduğunu öne çıkaran bir vurgu var. O vurgu da vatandaş odaklı olduğunu gösteriyor. Ayrıca
zaten başlarken de herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam biçiminin esas alınacağı söyleniyor. İkinci özelliği de bir anlamda liyakatin, şeffaflığın hakim olabileceği bir kamusal düzen getirmeyi vaat ediyor. Bu da bizi, hepimizi şüphesiz toplumsal barış adına, refahın ve gönencin paylaşılması ve yükseltilmesi adına da mutlu eden ikinci nokta. Çok emek verilmiş 2300 somut hedef ve proje. Evet efendim. 9 ana başlık, 72 başlık tekrarlıyorum ama televizyonlarını yeni açanlar için onun altı kalın kalemle çok çizilmiş. Güzel, çok güzel. Yani hepimizin hayatına dokunabilecek olan çok düzenlemeler var. Ben okurken mesela müsilajla ilgili bir maddenin olabileceği aklıma gelmemişti. O bile bir mücadele yöntemi olarak denizin, deniz canlılarının, insan hayatının, doğayı korumanın çok önemli bir ayaklarından biri olarak görülmüş. O dahi bu metne dahil edilmiş. Dolayısıyla dediğim gibi hem insana dokunan hem insanın günlük hayatında karşılaştığı kimi sorunların çözümüne ilişkin içerikler taşıması açısından çok kıymetli. Ama bir iki de eleştiri noktam var. Onları muhakkak ki eleştiriye açığız diye altında çizdi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, değerli program yorumcum, daimi temsilci, avukat, hukukçu Taciser Ülkü. Pazartesi günkü. Sizinle daha önce de program yaptık. Sizinle program yapmak aynı zamanda büyük bir keyiftir benim için. Çünkü sizin zerafetiniz, asaletiniz, kadın kimliğinizin dışında zaten cinsiyetçi söylemlere girmek istemiyoruz ama hukukçu ve siyasi ağırlığınızı çok güzel ifade eder çok haliniz teşekkür ve diksiyonunuz. Çok teşekkür bizim ederim. Bizim için çok önemliydi. O yüzden bu ilk programda bizi şereflendirdiniz. Estağfurullah, ben çok onur duydum. Şimdi teşekkür benim, tabii ben hepsini böyle detaylı okumadım ama hızlı hızlı bir okuma tekniğiyle üstünden geçtim. Aslında sizin de söylediğiniz gibi bu tercih, bu mutabakat metni hazırlanırken tercihler önemli oranda ekonomik ve sosyal politikalar ağırlıklı olmuş. Yani atıyorum kelimesi de doğru olmadı. Buradan bir hocamın kulaklarını çınlatayım. Türkçe olarak yanlış, Türkçe'de yanlış bir kelime o. Mesela kimlik siyaseti ikinci planda bırakılmış. Onun niye bırakıldığını az sonra belki gündeme getirebiliriz. Ama sosyal politikalar ağırlıklı olması aslında sizin az önce üzerine kalın kalemle çizdiğiniz, bahsettiğiniz değil mi şu anda çok da ihtiyacımız olan? Yani ekonomi zaten birinci sırada, şu anda canımız yanıyor. Açlık dayanılmaz bir seviyeye ulaştı. Ama sosyal yozlaşma, adaletteki problemler bizim bizzat yaşadığımız. Sanırım bu alt siyasi partilerin bu ortak mutabakat metninde mutabık kalmalarına neden olmuş. Biraz tek tek üzerinden geçelim isterim. Beni özellikle ilgilendiren kısmı mesela, bizi ilgilendiren kısmı olduğunu düşündüğüm için adalet. Çünkü adalet bir şekilde tekrar eskisi gibi daha sağlıklı ve sağlam bir yere gelirse yurt dışına giden sermaye geri dönecek. Çünkü güven ve istikrar aslında yerini bulacak. Ve aslında beraberinde Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında sağlanacak gibi görüyorum. Oralara böyle tek tek gidelim derim. Ne dersiniz? Evet, çok iyi olur. Aslında hukuk, adalet, yargı ilk 9 başlıktaki sıraya göre gitmek istiyordum ama şimdi Türkiye erozyona uğramadan önce, yani AKP iktidarı öncesi güzel ülkemizin yönetiminde yer alan hem de güçlü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gayet de güçlü Bakanlar Kurulu'nda yer alarak devlet bakanı olarak ülkeye hizmet eden bir siyasetçi, bir akademisyen, bir Türk insanı, bir Türk aydını olarak kamu yönetimi babındaki bu Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurul ofislerin lağvedilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Varlık fonunun kapatılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yine tam o bapta olmayabilir ama notlarıma da bakıyorum efendim. Mal varlıklarının geri alınması konusu nasıl yorumluyorsunuz? Önce isterseniz kamu yönetimi diyelim. Hak, hukuk, adaleti de Taciser Hanım yönlendirsin avukat olarak.
Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeli geldikten sonra Türkiye'de Cumhuriyet'in işte neredeyse bir 100 yıllık kazanımlarından vazgeçilirken kurumsal yapıda da vazgeçildiğini gördük. Yani değerler olarak da vazgeçildi, kurumlar olarak da vazgeçildi. İdari yapısı değişti neredeyse Türkiye'nin. O kurumların arasında hükümet modeli dediğimiz bir başbakan ve başbakanla birlikte çalışan bir bakanlar kurulu, bakanlar kuruluna bağlı olarak da devletin kurumları gelmekteydi. İşte bu modelin gelişiyle beraber bütün bunlar hayata farklı bakan iktidar tarafından kaldırıldı. Onun yerine Cumhurbaşkanlığı ofisinde belli daireler kuruldu. Hatta öyle birbirine bağımlı hale getirildi ki kim gerçekten nereye bağlı, ne kadar yetkisi var, onun üzerindeki kişinin yetki taşkınlığı var mı bir başka bölge için ya da bölüm için diye de çokça tartışıldı. Şimdi böyle olduğu zaman sorumluluk da hesap vermek de denetlenebilir olmak da devreden çıkıyor. Dolayısıyla denetimsiz, kontrolsüz, geleneklerin dışına çıkan, yani siyasi olarak da geleneklerin dışına çıkan, yasal olarak da çıkan bir yapı oldu. Şimdi diyor ki Metin, biz bunu değiştireceğiz. Parlamenter evet. sisteme geçmek demek, yeniden bu yapının değişmesi ve bu ofislerin, ajansların kaldırılıp eskisi gibi bakanlıklara bağlı kuruluşların yeniden gelmesi. Ve müsteşarlıklar galiba, BAMTEL'i de o. Ve bu arada evet, BAMTEL'i de o. Bakan yardımcılarının olduğu sistem yerine eskiden olduğu gibi bakandan sonra müsteşarların, müsteşarlara bağlı olan genel müdürlerin yer aldığı bu sistemi kuracağız. Tabii böyle bir sistem hem bizim siyasi geleneklerimize uygun, hem parlamenter demokrasinin ruhuna uygun, hem de devletin işlevindeki hareket alanının rahatlığına uygun. O bakımdan çok önemli. Buna bağlı olarak diğer idari düzenlemeler de buradan kaynaklanacak elbette. O bakımdan çok önemli. Zaten kamuoyunda en çok Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bölüm okunduğunda ya da konuşulduğunda bu yan çok öne çıktı. Yani eskisi gibi başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından atanması, başbakanın da bakanlar kurulunu yapması, oh be bu bizim sistemdi biçiminde bir değerlendirme oldu. Ama hemen hemen hepsinden daha çok konuşulan Cumhurbaşkanı'nın uçaklarının satılıp evet. orman yangınları için yangın uçaklarının alınıyor olması, bu kadar çok aracın kullanılmaması ve sarayın nereye kullanılacağı konusunun tartışılması gibi böyle popülist bir sevinç de yarattı. Evet. Bu konu en çok konuşulan oldu. Aslında hatta israfı sorgulayan. Biraz evet. böyle medyatik falan. Evet, evet ve bu saray ne olarak kullanılmalıdır diye herkesin kendince de çözüm önerileri oldu. Hep partili cumhurbaşkanı diye konuşuyoruz. Bunun kaldırılacak olması yani cumhurbaşkanı. Bir süreçti. Sizin de kulağınıza geldiğini tabii, tahmin ediyorum. Tabii tabii bir süreç. Zaten bir yol haritasının ortaya konması lazım. Yani belki bir takvime bağlanabilir. Belki olayların akışına göre bir tarih belirlenebilir. Ama sonuçta nihai hedef cumhurbaşkanının partili olmaması, cumhurbaşkanının bir siyasi partinin genel başkanı ya da üyesi olmaması, bu da en azından bakıldığında, karşıdan bakıldığında tarafsızlığı gösteren ölçülerden biri olacaktır. Peki, çok özür diliyorum. Bir ifadesine takıldım Sayın Bakanımızın. Müsteşar. Evet. Şimdi siz hem de zor bakanlıklarda çalıştınız ve muhtemelen de kendi tercih ettiğiniz güçlü müsteşarlarla çalıştınız. Şimdiki bakan ve bakan yardımcılarını göz önünde bulundurduğunuzda eskinin müsteşarı mı daha etkin, yetkin, işini bilen bir karakterdi? Yoksa şimdiki hani bakan yardımcıları mı? Yani birçok bakan yardımcısı hakkında özellikle İçişleri Bakanlığı konusunda çok biliyorsunuz soru işareti ve tepki var. En son bugün mesela evet, bir tartıya koyar mısınız efendim? Şimdi bakanların yardımcıları tümüyle bir siyasi kimlik oldu. Yani bakanın taşıdığı dünya görüşü, o siyasi tercih, bakan yardımcısının da siyasi tercihi oldu.
Oysa ki müsteşarlar hangi bakanla çalışırsa çalışsın, hangi siyasi partiden gelen bakanla çalışırsa çalışsın, onların özelliği o siyasi yakınlık değil, hukuki doğruluk olmuş. Yani liyakata geldik. Elbette liyakate geldik. İşini iyi bilen, liyakatli, devleti tanıyan, devlet sorumluluğunun ne anlama geldiğini bilen, dolayısıyla siyasi bağlarıyla değil, o hak edilmişlikle taşınan bir noktaya geldi müsteşarlıklar. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca da bunu gördük. Bir tek konuda şikayet oldu, hatırlarsınız. Taciz Aran'ı da çok iyi hatırlar. Hakimler Savcılar Kurulu'na hem Adalet Bakanı'nın hem de müsteşarın katılıyor olması şikayet konusuydu. Hepimiz için şikayet konusuydu. Burada o da müsteşarlıklar geri gelse bile Hakimler Kurulu'nda ya da Savcılar Kurulu'nda ayrı ayrı da olsa müsteşarlar bu toplantılara girmeyecek tıpkı bakanlar gibi. O bakımdan müsteşarlık uygulamasının en güzel tarafı siyasi baskı, siyasi vesayet, siyasi etkileşim alanının dışında kalmalarıdır. Halbuki bugünkü bakan yardımcıları çok ne işe yaradıklarını da doğrusu bilmiyorum ama tümüyle o siyasetçilerin, bakanlık yapan siyasetçilerin talimatlarının ötesinde siyasi kimlikleri ve kişilikleriyle de çok örtüşen insan profili çizmeye başladılar. Bugün örneğin Alevi dernekleri için atanan bir kişi var. Öğrendik ki Bakan İçişleri Bakanı'nın yardımcılarından biriymiş. Bunun gibi örnekleri evet, örnekler görüyoruz. Çok. Aslında güçlendirilmiş. Ben evet size döneceğim. Gerçi kamu yönetimi çok yoğun. İsterseniz hukuk ve adalet bir kısım olduğu bir paragraf için. Sonraya bırakalım. Siz de devam edelim. Tamam. Sizin kamu yönetimi ana başlığı altındaki maddelerle ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Neler dikkatinizi çekti örneğin? Yani işin açıkçası bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi. Mesela devlet personel başkanlığı var. Mülakat uygulamalarına son verilecek olması, yazılı sınavlarda yüksek puan alanların öncelik sırasına göre tayininin çıkması gibi maddeler var. Şimdi zaten bizim son 20 yıldır bu ülkede yaşadığımız ana problemlerden biri bu liyakat esasının gündemde olmamasıydı. Yani biz çok biliyoruz ki Önay Hanım da bizzat şahittir. Hukuk fakültesi mezunu olup hakimlik sınavına girip yazılı da yüksek alıp mülakatta takılan ve o başarıları ödüllendirilmeyen, tam tersine adeta cezalandırılan çok değerli hukukçularımız oldu. Dolayısıyla aslında bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesinin sağlayacağı en büyük faydalardan biri işte o tek adam rejimi sisteminden kurtulmuş olmak. Bu neyi sağlıyor? Kamu idaresindeki bütün hegemonyanın sona ermesini ve sistem bazında denetlenebilir olmasını sağlıyor aslında. Örnek az önce söylediğiniz için. Şimdi hukuk fakültesini dereceyle bitirmiş bir hukukçunun yazılıda 100 aldığını ve mülakatta nasıl geri gönderildiğini hepimiz şahidiz şahit zaten. Olduk, evet. Ve tam tersine ve tam aksine hatta hiç hak etmeyen, hatta yazılı sonuçları bile tartışılan bir sürü hukukçunun da birçok yere geldiğine şahit olduk. Sevgili Önay Hanım çok iyi bilmektedir ki yıllardır o da hukukçuluk yapıyor. Mesela İstanbul hakim ve savcılar için Arif Bey son görev yeridir. Çünkü mesleğe başladığınızda doğuyu dolaşırsınız, pişersiniz. Sonra biraz batıya doğru gelir, belki gelirsiniz, Trakya, Ege. İstanbul'a gelip de ağır cezada, ticaret mahkemesinde başkan, reis veya üye olabilmek böyle 45 ve üstü yaş. Çünkü bir deneyim, yani tecrübe edinmiş olmanız gerekir. Ama İhtisas alın diyorsunuz. Gibi, yani tecrübe edinmiş. Çünkü İstanbul büyük bir okyanus. Evet. Yani içinde bir sürü çeşit milyonlarca davayı barındıran adli sistemin çok karmaşa keşmekeş olduğu bir yer. Şimdi geldiğimiz noktada bizim uygulamada yaşadığımız en büyük problemlerden biri hukuk fakültesini bitirmiş, stajını bitirmiş, daha bıyığı terlememiş diyelim. Neyse. Savcı ve hakim. Cinsiyetçi bir ifade oldu ama. Yani hanımefendilere de ayrı şey söyleyebilirim tabii ki. Örnek veriyorum, benim çocuğumdan daha küçük diyelim. Evet, yaşınız ortaya çıktı. Hakim ve savcıların önüne geçip kendimizi izah etmek durumunda kalıyoruz. Ve yani geldiğimiz noktada mobbing nedir diyen savcıdan tutun da
duruşmaya çıktığı anda ne yazık ki bunları eleştirisel olarak konuşmak zorundayız. Konuşmazsak çünkü aynalayıp dönüştüremeyiz. Ben duruşma yönetmeyi bilmiyorum deyip vekillerden yardım isteyen hakim örneklerini yaşıyoruz biz bu ülkede. Şimdi siz İstanbul gibi adaletin çok ağır bir şekilde yönetilmesi gereken bir büyük metropolde bu sistemi bu kadar darmadağın ettiğiniz takdirde zaten biliyoruz ki nasıl yönetiliyor. Özel yetkili mahkemeler, özel savcılar, tutuklama kararları, arama el koyma, gözaltı kararları nasıl çıkıyor bunları biliyoruz. Bir telefonla nelerin yapıldığını biliyoruz. Biliyoruz, mücadele ediyoruz ama bir yere kadar bir yerde tıkanıyoruz. Çünkü devletin bütün mekanizmaları işte kamuya böyle bağlayabilirim. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı büyük bir denetim altında olmadığı sürece biz buradan paramparça çıkıyoruz. O yüzden o maddeler uygulanırsa... Çok kıymetli diyorsunuz. Çok kıymetli. Uygulanması da İnşallah. Elzem. Tabii şimdi eski devlet bakanımız Öner Alpago hanımefendinin yanında böyle elzem gibi eski Türkçe ifadeler kullanıyorum. Affınıza sığınıyorum. Gerçi sizler hukukçu olarak da aşinasınız. Efendim, biraz evvel bir başlık gördüm. Yine uzmanlık alanınız olduğunu düşünüyorum. Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı. Evet, DPT dediğimiz. DPT. Yok edildi. Yine onun alt katmanlarında merkez danışma kurulları vardı bakanlıkların. Örneğin ben Spor Bakanlığı'ndan çok net hatırlıyorum. Spor Bakanlığı da yoktu ya gerçi. Spordan sorumlu devlet bakanı vardı. Onun altındaki bir kurumdu. Şimdi kitapçıkta Devlet Planlama Teşkilatı değil de Strateji Planlama Teşkilatı. Bu herhalde o eski yapıyı mı canlandıracak? Evet. Birinci sorum, bununla bağlantılı sorum, ne gibi avantaj sağlayacak ülke yönetiminde efendim? Ona geçmeden söylemek istediğim bir şey Tabii. var. Bu gerek kamusal yaşam için ya da devletin oturduğu temel ayaklar için önemli gördüğüm en önemli konulardan bir tanesi kesin hesap komisyonu. Evet. Çünkü kesin hesap komisyonunun başkanlığını diyor bu metin muhalefet partisine vereceğiz. Bu çok şeffaf olduğunu gösteriyor bu anlayışın. Yani kesin hesapların muhalefet tarafından kontrol edilmesini hem de bir özgüveni ifade ediyor. Kendilerine o kadar güveniyorlar ki bizim bütün bu hesaplarımızı muhalefet incelesin diyorlar. Çok anlamlı aslında. Çok önemli. Bu Kemal Bey'in de her zaman söylediği bir seçim vaadiydi daha önce. Bütün bu masa kurulmadan evvel de Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşüydü. Bir de yolsuzlukları araştırma komisyonunun kurulması önemli. Gerçi mecliste zaman zaman komisyonlar kuruluyor. Bu komisyonlar her zaman sonuç almayabiliyor. Almak isteyemeyebiliyor. Evet. Ama yine de bir yolsuzluk kavramı gibi Türkiye'yi derinden bozan, sarsan bir konuda böyle bir komisyonun kuruluyor olması Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde gerçekten önemli. Evet. Bu devlet planlamaya geçmeden evvel konuyu açtınız. Ek yapacağım müsaadenizle. Yolsuzluk dediniz. Ve o alt maddelerde bir BAP var. Bir alt madde var. 21B. Yani davet yoluyla verilen ihalelere de bir frenleme, denetim, sınırlama artık nasıl adederseniz getireceğim diyor. Gerçekten son 20 senelik AKP iktidarına baktığımız zaman özellikle bu otoyollar ve yüksek hızlı tren hatlarında inanılmaz derecede şişik ihalelere rastlıyoruz. İşte en son bir örnek vereyim. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattında ERG diye AKP'nin bir kanadına yakın, bir genel başkan yardımcısına yakın bir şirket çağrılıyor. İş artık öyle ayyuka çıkmış ki ihaleye katılmak isteyen teklif veren 7-8 firma var. 7-8 firma içinde Beşli Çete diye adlandırılan firmalardan da var. Onların da önüne geçiyorlar. Yani Beşli Çete'nin de önüne geçen yapılar oluşmuş Türkiye'de ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o Beşli Çete değil. 27'li ve hatta yüzünde üstünde o firmalar. Onları da çok iyi biliyoruz dedi. Neyse onu konuşuruz. Bu ihale yolsuzluklarının önüne nasıl geçilecek efendim? Şimdi bir kere ihale yasası dediğimiz yasanın içindeki 79 madde 191 kere değiştirilmiş. 20 yıllık iktidarlarında. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız izleyicilerimizin dikkatine evet. arz ediyorum. İhale yasasının içindeki 79 madde 190 kez değiştirilmiş 20 evet. yıl boyunca.
Ondan sonra 128 milyar nereye gitti? Türkiye'de aslında siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ki duruma göre, şirkete göre, firmaya göre tabii, gecede tabii, kanuni düzenlemeler tabii, yapılıyor. Yani dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde, hiçbir demokrasisinde böyle bir, şey böyle bir rezalet olamaz. Bir kere değişebilir, iki kere değişebilir. Rakam çok ürkütücü. Yani koşullar, mevcut potansiyel, kişilerin ehliyetinin işte sınırlı olması filan gibi konularda bir iki değişiklik yapılabilir, yapılmış da olabilir. Ama 190 kez değişmesi 79 maddenin akıl alacak şeyi. Trajikomik bir şey. Trajikomik bir şey. Şimdi Devlet Planlama Teşkilatı'na evet, gelince. Evet, Stratejik Planlama Teşkilatı adı altında yeniden ihdas edilmesi. Yani çok ismini değiştirmek ille de gerekiyor muydu bilmiyorum. Ama Devlet Planlama Teşkilatı ta Atatürk'ün kalkınma planını yapılmasını istediği yıllardan beri var olan bir kuruluş. Ve Türkiye'de de Devlet Planlama, DPT diye DPT anılan, yani, bilinen saygında bir kuruluş. Son derece önemli. Neden önemli? Devlet Planlama Teşkilatı bir kere ihtiyaçları tespit eden bir yer. Ülkenin ihtiyaçları neler? İkincisi, bu ihtiyaçların öncelikleri neler? Yani nereden başlamak lazım? Öncelikler yaşamsal olarak, kaynak, insan kaynağı yeterli mi? Para kaynağı yeterli mi? Yani kaynakları gören bir yer. Sadece ihtiyaçları değil, ihtiyaçların önceliklerini değil, bunun yanı sıra da kaynakların yeterliliğini gören bir yapı. Aslında aile bütçesini oluşturmak gibi bir şey. Elbette devletin bütçesini ve o bütçenin hayata geçirilişinde çalışacak insanları ve bu insanların önüne konan bir yol haritasını içine alıyor. Ve hep böyle çalışmış bir kuruluş. Gerçekten Türkiye'nin çok özenle koruması gereken kurumlarından biriydi. Aziz Atatürk'ün karma ekonomi sistemine geçişinden hemen sonra hem Rusya'dan hem Amerika'dan planlama uzmanları getirterek bizim bu planlamamızın nasıl olması gerektiğini, yani kapitalist ve sosyalist rejimlerin bir arada dinlenip hangisinin Türkiye'ye en uygun model olduğunu inceledikten sonra kurulmuş bir yapı ve 5 yıllık kalkınma planlarını da yapan bir yer. 5 yıllık kalkınma planları, keşke daha uzun yıllar için yapılan kalkınma planları olarak devam etseydi, İkinci Dünya Savaşı'nda savaş nedeniyle yapılamamıştır ama ondan sonra da hep çalışılda gelmiş bir kuruluştur. O nedenle isminin böyle olması telaffuzda bile bazen zorluk getirebilir. Evet, stratejik. Ya alıntı bir kelime Latinceden, evet, strateji. Ama Devlet Planlama Teşkilatı bizim içimizi ısıtan sözcüklerden biridir. Kurum olarak da, benimseniş olarak da. Önümüzü yüklediğimiz bir kurumdur. Gerçekten öyle. Çok net ifade ettiniz. Gerçekten öyle. Ve hakkıyla görevini yapmış bir kuruluştur. Oradan yetişen çok sayıda bürokratın daha sonra politikada başarılı olduğunu gördüğümüz bir kuruluştur. Belki ismi zaman içinde bu yaşanan örneklerden yola çıkılarak tekrar Devlet Planlama Teşkilatı adını alır ama en azından o kurumun çatı bağlamında da yeniden oluşturulacak olması bir umut diyorsunuz. Tabii. Çok ekleme bir şey yapmak sor. İster misiniz yoksa yok, ben, hukuk, adalet ve yargıya mı geçelim? Yok, oraya geçmedim. Yani önce. İki orası, değerli hukukçunun uzmanlık alanı olup benim böyle bir geri çekilip sizin soru cevabınızı izleyeceğim bölüm. İki hanımefendi ayrıca. Evet, elbette. Aslında çok takıldığım değil, hoşuma giden bir madde. Tabii gerçekten realize olursa muhteşem bir şey olur. Bu vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz diye bir taahhüt var. Ve çok güzel bir şey var. Siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulacak. Şimdi siz çok kıymetli bir dönemde bakanlık yaptığınız için, siyasetin içinde yer aldığınız için çok güzel siyaset de dair hikayeleriniz var. Siyasi etik nereden nereye geldi? Biraz oraları aslında değinelim. Çünkü bu kürsüye çıkıp insanlara bağırmak, çağırmak, kadınların cinsiyetlerine, namuslarına laf etmek falan, bu bizim siyasi ahlak lisanımızda olmayan bir şeydi. O yüzden siyasi etik kurulları ne olabilir, neyi sağlar ve gerçekten çok idealist, iddialı bir şey o. İnşallah. Çünkü İnşallah. Toplumun insanların değişmesiyle de var olacak Tabii. bir şey. Ve çok önemli bir şey. Aslında şu anda Türkiye'de yaşadığımız en büyük problemlerden biri. Yani ne olacak ki, sen burada istediğin kadar hukuki tedbiri al. Firma alıyor parasını, götürüyor yurt dışına. Evet. En büyük sorunlardan biri. Yani hem ülkeden parayı çekiyor, hem kendi parasını kurtarmış oluyor.
bir başka bir ülkeye taşımış oluyor. Şimdi bu siyasi iktidarın değişmesi halinde AK Parti'nin gitmesiyle orada gidenler ne olacak? Bunların hesapları sorulacak mı? Bu çok önemli bir madde gibi geliyor. Nasıl bakıyorsunuz ona? Tabii ki çok önemli. Çünkü özellikle son 5-6 yıldır ekonomik konularda konuşulurken, yani enflasyon, asgari ücret, açlık sınırı, yoksullukla beraber hemen arkalarından gelen bir başka konu başlığı da yolsuzluklar, yağma düzeni ve bunların toplumda yarattığı fay hatlarının kırılması. Yani o hale geldi ki sonuç olarak adaletin de olmadığı bir ülkede, adaletin bir türlü gerçekleşmediği bir ülkede bütün bunları gören toplumsal o bakış giderek ben de yapabilirim deme noktasına geldi. Hak görüyor kendini. Kendinde de hak görmeye başladı. Çünkü bir cezasızlık kültürü hakim. Bu konularda bir geniş bir hoşgörü penceresi var. Öyle olunca o baktığı ve zenginleştiğini bütün sahtecilikleri içinde barındırmış bile olsa ben niye yapmayayım? Ben de yapabilirim. Benim ne eksiğim var diyor. Evet. Tabii toplumun böyle bir duygu içinde var olan bütün o etik değerlerini, daha insani değerlerini bir kenara bırakıp kimi zaman belki daha iyi yaşamak umuduyla, kimi zaman çok iyi yaşamak umuduyla gidebileceği bir yol olarak görmeye başladı. Benim için de çok önemli ve böyle bir kırılma noktasına yol açması toplumda, yani emeğiyle, onuruyla yaşamak yerine o fırsatları kullanmak için aynı şeyleri yapmayı göze alan insan felsefesinin oturması ve bunun onarılması bir hayli zor. Zaten aslında toplumdaki bu yozlaşma çok büyük bir problem oldu. Yani o hak görme, kendini hak görme, nasıl olsa yapsam da bunun evet, bir denetimi yok, bir hapis evet, yatmam evet, vesaire gibi rahatlıklar. Bir de aslında çok ciddi bir tüketim şeyi pompalandığı için yeni nesile veya topluma, bununla birlikte kısa yoldan ve çabuk para kazanma dürtüsü, var olan ilkeli duruşu da sekteye uğratan bir şey haline geliyor. Ve hakikaten bu ekonomik şartlarda ilkeli durmak, ahlaklı durmak, sağlam durmak neredeyse çok imkansız zor bir hale geldi. Ben bir ek yapmak istiyorum Sayın Bakanım'dan müsaade alarak. Çok sıcak gündem geçen ayın konusuydu. Sahte ilaç. Ya. Yani o bir de sağlık üzerinden, para kazanma, hak etmediği parayı hemen kazanma hırsı, kanser ilaçlarının asetik asitle, yani aspirin, parasetamol vesaireyle yer değişimini göze aldıracak kadar acımasızlaşmış. Yani insan sağlığıyla oynuyorsunuz ayrı, ama hani devleti, bizlerin oluşturduğu o yüce organizmayı 50 liralık ürünü 3.500 liraya satmak, euro bazında bu arada, satmak gibi bir ahlak sıkıntısına yönlendiriyor ve çok örneklendireceğim. Şimdi kitapçıktaki, madem konu yolsuzluktan, aşırı masraflardan vesaireden açıldı, bir ek yapmak istiyorum. Bu dijital televizyon ekranları çok pahalı. Özellikle de metrekaresi büyüyünce bayağı bir pahalı. Onların kaldırılacağı yolunda bir, yani abartılmayacağı yolunda bir madde var. Çok sevindim çünkü TRT'nin de merkezinde olduğu bir kiralama ve satın alma ihalesiyle ilgili bir iddia vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlandı. Bir de şu araç merakı. Hı hı. Yani araba sevdası vardır Tanzimat'ın çok önemli romanlarında. At, avrat, silah, at, oradaki şimdiki derler, araba oluyor ama aslında. Şimdi burada ben iğneyi muhalefet partilerine de batıracağım. Tabii. Şimdi genel başkan, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, daire başkanları, hadi kabul, bu lüks arabalara binebilirler, siyah vesaire, hızlı. Çünkü devlet ülkenin 81 vilayetine gideceklerdir. Çoğuna da karayoluyla ulaşıyorlar. Oraya güvenli, sağlıklı biçimde varmaları için kullanabilirler. Ama şimdi bakıyorsunuz, en alt kadrodaki işte AKP iktidarının atadığı danışmanların altında inanılmaz arabalar var. Üçer beşer tane var. Ve biliyor musunuz ki benzin
limitlemesi yok. Yok. Yani bu ne demek, düşünebiliyor musunuz? Her türlü yolsuzluğa, suistimale de açık. Bunların önüne geçileceğinin sinyalinin verilmesi bu ortak politikalar mutabakat metninde çok iyi. Yani umuyorum Türkiye'deki 81-33 galiba büyükşehir değil mi? Hı hı. 33 büyükşehir olmak üzere 81 il belediyesi, 960 ilçe belediyesi, parti farkı gözetmeksizin Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AKP, MHP vesaire vesaire vesaire. Başka bir iki partide daha galiba belediye var. Bunlar tarafından da bu metindeki o tasarruf babına, maddesine geçilmesi valla benim için çok sevindirici. Şimdi, dedim ben yine aradan çekiliyorum. Sevgili Önay Hanım katılacaktır. Aslında Önay Hanımcığım değil mi, bizim yasal düzenlemelerimizde bir sıkıntı yok. Yok tabii, uygulamada. Yasal düzenlemelerimiz perfect, mükemmel. Uygulamada ve denetimde evet. Sıkıntı var. Şimdi zaten uygulansa bir problem yok. Şimdi bu mutabakat metni çerçevesinde bu idealist sistemi kurduğumuzu varsayalım. Yani hakikaten sizin söylediğiniz gibi yarısı kurulsa daha ne isteriz gibi bir durum aslında. Evet. Çok binlerce alt dalı olan ideal, ütopik bir şey ve inşallah olur. Fakat ben hep temelde şeye takılıyorum. Sistem kurulur, denetim uygularsınız, müeyyide uygularsınız ve bu böyle yavaş yavaş yukarıdan gelme oturur. Ama asıl temeli zaten toplumun o alt eğitim. Oralar o kadar önemli ve o kadar çok atlanıyor ki siyasi partiler tarafından. Yani sen ta doğumdan ilkokul, kreş böyle giderek, eğiterek bir yere vardıracaksın. Şimdi bugün bu ideal metni düzenlemeye başladınız. Adamın ahlakına ahlaksızlık yapışmış zaten. Şimdi bu adamı... Güzel bir tabir. Yani bu adamı siz... Güzel bir söz. Evet, cezayla evet... Ki yani bu da çok zor Türkiye'de. O da hızlıca yapılması gereken bir şey. Trafik cezaları örneğin ne oldu? Trafik cezalarının bedelleri arttı. İnsanlar kurallara uymaya başladılar. Çünkü böyledir. İnsanoğlu psikolojisi korkuyla sistemin içinde var olmaya çalışır. Bunu oturtabiliriz biz. Ama temelde o hücre yapısı bozuldu ya bizde. Ahlaksızlık, etik olmayan. Eski hatırlasanıza yani... Ne kadar güzel dönemlerden geliyoruz biz. Biz Atatürk ülkesiyiz. Ne değerlerimiz vardı ve biz nerelere geldik? Onu oturtmak çok uzun sanırım emek isteyen bir şey değil mi? Benim en çok içimi acıtan yer orası. Ve asıl mücadele edilmesi gereken yer orası gibi geliyor. Bunu besleyen bir örnek de şu. Şimdi Türkiye'de yasalara uygun yaşayan insanlar, çok özür dileyerek kullanacağım bu sözcüğü ama biz enayi miyiz demeye başladılar. Şimdi vergisini veren ya da trafikte kendisine kesilen bir cezayı ödeyen nasıl olsa af çıkar deyip bekliyor kişiler diğerleri. O gerekliliği yerine getiriyorlar ama belli zamanlarda hep böyle seçime yakın bir takım aflar geliyor. Vergi affı geliyor, imar affı geliyor, trafik cezalarından bir af geliyor. Şimdi böyle olunca gereğini yapmayan insanların ödüllendirildiği, yapanların da neredeyse cezalandırıldığı bir sistem. Taciz Hanım'ın söylediği ki o ölçüyü biraz daha besleyen bir başka damar oluyor. Yani hep bir yanıyla bu davranışlar, bu tür politikalar, bu tür tercihler de bu çözülmenin ahlaksızlık ahlaka yapıştı diye çok güzel bir söz kullandınız. Onu besleyen bir başka damar oluyor. Ben Almanya'ya gittiğim zaman oradaki Türk dernekleri başkanı göstermişti Merkel'in evini. Bir apartman dairesi. Önünde iki araba var. O kadar. Biri kendi kullan yani makam arabası. Arkada da bir tane polis arabası. Tek bir araba. O kadar. Biz ne kadar kıskandıkları çok. Böylece belli oluyor. Ama işte yani manipülasyon kadar... halka böyle anlatırsan halk da yiyor aslında. Ya bir örnek daha ama vereyim. Ama işte itibardan tasarruf olmazmış ya. Arjantin dünya şampiyonu oldu. Ben de çok sevindim çünkü Messi böyle bir final yapmalıydı diye düşünüyorum. Arjantin ekonomisi Türkiye'den hallice. Hatta Arjantin ekonomisinin Türkiye'nin bir tık önünde olduğunu iddia edebilirim. İnsanlar orada çünkü et yiyebiliyorlar, çocuklar da süt içebiliyor. Türkiye'de o iki gıda zaten. Maddesi yok. Ve Arjantin devlet başkanı, üstelik de futbola meraklı bir beyefendi, masraf olmasın diye Katar'a gitmiyor. Evet, oturuyor evinde, küçük de sayılabilecek böyle 90-95 ekranlık bir televizyondan eşi ve çocuğuyla beraber maçı izliyor. Bizim Cumhurbaşkanımız
Kaç odalı sarayımız var? Özel uçağıyla, sanıyorum yine Katarlıların hediye uçağıyla ya da işte karşılığında bir şey verilen o devasa uçakla ve ekibiyle finale gidiyor, izliyor, geliyor. O dediğiniz için tam çok güzel bir örnek. Falan. Uçak yolculuklarını ile de sınırlı kalmıyor. Cumhurbaşkanının makam aracını da taşıyan bir de kargo uçağı bu var. Bu inanılmaz bir şey. Nereye gitse işte. Arabasını da i̇nanılmaz götürüyor Cumhurbaşkanı. Şey. Yani başka ülkelerde binebileceği araba olmaz mı bir cumhurbaşkanı? Hele Katar gibi bir yerde. Hele Katar gibi bir yerde ama nereye giderse gitsin bir kendilerinin bildiği uçak var. Bir de aracının yüklendiği bir kargo uçağı var. Şimdi burada aslında şeyi sorgulamıyor insanlar. Bu benim çok tuhafıma gidiyor ama burada da psikolojik ve sosyolojik analiz yapabiliyorum. Çünkü manipülasyona açıksan insan olarak veya toplum olarak seni birileri manipüle eder. O yüzden okumak ve bilgi çok önemlidir zaten. Şimdi israf, gelelim dine. Dinimizde israf yok ve insanlar bunu sorgulamıyor. Çünkü o kadar biat etmiş durumdalar ki körleşmiş durumdalar aslında. Okumak yok, eğitmek yok. Kör bir şekilde bir şeye biat etmiş durumdalar. Sunulanla sorgulamıyor bile. Uçakla gidilip arabanın ayrı uçakla gitmesinin nasıl anlamsız bir şey olduğunun idrakından çıkmış insanlar. Umarım bu toplumdaki bu körlük durumu zaman içerisinde değil de hızlı bir şekilde değişir. Umarım. Vallahi umuyoruz. Sonuçta Twitter önceki yıllarda tabii hatta Osmanlı'nın son dönemine döneyim. İşte tezkirelerle anlaşırlarmış. Bir de saraya ve işte sarayın alt bölümündeki yöneticilere mektup yazarlarmış. Halk derdini böyle dile getirirmiş. Sadrazama diyelim. Ondan sonra matbaa ve işte gazetecilik faaliyeti başladıktan sonra konu gazeteler aracılığıyla iletilmeye gelmiş. İnsanlar dertlerini gazetelerle. Son dönemde de Twitter. Çok yaygın. Instagram girdi. Ama biliyorsunuz o bile engellendi. Evet. Facebook girdi. Birkaç mecra daha var. Ve fakat bakıyoruz Twitter'daki tasarrufla ilgili yazılara. Ya diyor helal olsun. Helal olsun diyen adam muhtemelen açlık sınırında. Asgari ücret veya asgari ücretin hemen üstünde o orta gelir diye uydurulan 10 küsür bin liralarla geçinen Türkiye'nin çoğunluğu olduğu gibi insanlarda böyle bir yaklaşım var. Ben bunu anlamıyorum. Yani eskiden böyle bir huy var mıydı? Hani biz göremiyorduk. Acaba siz bakan olarak kent, vilayet, il ziyaretlerinizde geçinemeyen halkın tepkisiyle karşı karşıya kalıyor muydunuz? Ya da niye biz sessizleştik, sustuk şu son 10 senede, 15 senede canımızın yandığı anda feryat edemez hale geldik? Korku imparatorluğu mudur? Veya başka bir baskılama yöntemi mi vardır? Bu hep merak ettiğim bir konudur. Eğer aydınlatırsanız sevinirim Sayın Bakanım. Estağfurullah. Şüphesiz ki hepsi var. Yani ben 1994-95 yılları arasında bakanlık yaptım. Ondan önce parti yönetiminde oldum. Ta ilçe başkanlığından, mahalle delegeliğinden gelen bir, 83'ten beri gelen bir siyaset içi yaşamım var. Ama ne kendi hayatımız, ne çevremizde gördüğümüz hayatın şikayetleri böyle değildi o zaman Arif Bey. Yani insanlar kendi maaşlarıyla, kendi gelirleriyle, kendi ücretleriyle namerde muhtaç olmadan denen biçimiyle yaşayabilen insanlardı. Biz de öyle yaşadık. Yani hayatımızda hiç zengin olmadık, yoksul olmadık. Kendi kazancımızla, eşimle ben çalışarak hayatımızı sürdürdük. Hep devletin okullarında okuduk. Halkın içinde hep olduk. Bakanlık yaptığım zaman da mesela bu taciz, cinsel istismar, aile içi ilişkilerdeki kimi sapıklıklar, bu kadar tarikat cemaatlerin elindeki çocuklarla ilgili olaylar böyle bir yoğunluk içinde bize intikal eden olaylar olmadı. Tabii bireysel olarak her yerde olduğu gibi bizde de oldu. Ama yani gerçekten Türkiye'de son 20 yıldır, son 10 yıldır hem yaşam koşullarının çok zorlaşmış olması. Türkiye'de bugün insanların neredeyse yarısı açlık sınırında ya da açlık sınırının altında yaşıyor. Evet. Her iki çalışandan biri asgari ücretle çalışıyor. Bu çok kötü bir tablo.
Ve bize sürekli empoze edilen ya da bu kesime sürekli empoze edilen de şükredin, sabredin, dua edin. Tasarruf edin. Tasarruf edin. Banyoda işte kaç dakika, 14 dakika kalın, kum saati koyun. Dalga geçer gibi sanki adeta. Ama benim de şaşırdığım bu sosyolojik tablo içinde biraz evvel konuştuğumuz o yoksulluğun çok acı yaşandığı pek çok ailede bile sevgili Taci Serhan'ın dediği gibi dini propaganda, dini ağırlıklı propaganda o kadar etkili oluyor ki hala bunalan insanların böyle bir hesap sorması gerekirken bütün bunları yaşadıkları halde hala şükreden, sabreden, düzelir, düzeltecek olan da reisimizdir biçimindeki o sadakat yapısının içinde hala kalıyor olmalarının izahını ben de yapamıyorum. Evet, akıl sır ermiyor. Akıl sır ermiyor. Yok, aslında ben... sosyoloji, siyasi psikoloji doğru okumayı sağlayabilir. Burada ciddi bir manipülasyon hareketi var. Yani bunun için dünyada çalışmalar var. Evet ama Sayın Bakan, Sayın Alpago bir konuya dikkat çekti. Devlet okullarında okuduk dedi. Evet. Zaten devlet okullarındaki o yoktu, temel eğitimi yok ettikleri zaten için buralara geldik. Şimdi geçenlerde işte kameraman arkadaşlardan bir tanesi hem de İstanbul'da mikrofon uzatıyor. Önce eğitimini soruyor. Efendim eğitiminiz, üniversite öğrencisiyim, mezunuyum. Rauf Denktaş'ı bilmiyorlar. Ha ben çıldırdım. Daha çok komik. Yani hayır. Yani. Rauf Denktaş'ı bilmeme ihtimalleri yok. Hani lakabı o Toros. Savaşçı kimliği dolayısıyla kendisini aldı. Toros lakabını bilmeyebilirsin. Ama Rauf Denktaş futbolcu diyen çıktı. Galiba eski bir bakandı diyen çıktı. Hani en yakın tahmini yapan ya Kıbrıs'ta bir şeydi de hatırlamıyorum dedi. En azından Kıbrıs'ta bir bağlantı. Yani Türkiye'ye belki de ifade ettiğiniz o inanç yoluyla tırnak içinde söylüyorum. İnanç yoluyla yapılan baskının sonucu belki böyle bir topluma karşı karşıyayız. Ama işte o toplumda artık ya niye bu kaşar geçen sene 59 lirayken 200 liraya çıktı demeye başladı. Ya da niye ekmek 1,5 liraya şimdi ben ama Rize'de 7,5 liraya alıyorum demeye başladı. Arkadan bir soru geliyor ama kimin yüzünden neden böyle deyince Kılıçdar diyor. Evet. Kılıçdar diyor. Öyle diyor. Evet. Yani bak şikayet ediyorsun alamadım filan boş, torban boş, cüzdanım boş. Neden böyle neden bunun sorumlusu kim diyorlar? Kılıçdar diyor. O kadar zaten söyleyebildiği de o kadar. Biraz adalete geçelim mi? Evet yani ben onu merakla bekliyorum. İki tane çünkü hukukçu, bizim için çok önemli ve son birkaç yıldır bunun için çok ciddi bütün barolar ve özellikle İstanbul Barosu. Burada buradan da başkanın kulakları çınlasın. Sayın Mehmet Durakoğlu'nu, şimdiki başkanımız Sayın Filiz Saracı. Filiz Hanım'ın kulakları çınlasın. Bütün yönetimi, çınlasın. Bütün avukatlarımızı hepimiz çok çalıştık. Sizler de öyle. Ben aradan çekildim, keyifle dinliyorum. Yok estağfurullah. Estağfurullah. Çünkü biliyoruz ki aynı zamanda sosyal projelerimiz bunlar bizim. Kadına şiddet, istismar, çocuk istismarı ayrıca sevgili meslektaşım Deniz Hanım'ın da kulaklarını çınlatmam lazım. Hayvan hakları. Evet. Yani bu ülkede değil bir toplumda çocuğa şiddete ve çocuğa istismara gelene kadar öncesinde hayvan haklarını çözmüş olmamız gerekiyor bizim. Tabii bunlar birbirini izleyen silsileler. Aslında şiddeti ve şiddeti özellikle engellemeye yönelik bir İstanbul Sözleşmemiz vardı. Beraberinde zaten bir de 6284 sayılı kanunumuz var. Birdenbire işte o parlamenter sistemin dışında yaşadığımız en büyük problem o tek adam rejimi. Yani bir gece bir insanın iki dudağı arasından çıkan bir talimatla gece yatıp sabah kalkıp hadi kardeşim İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıyoruz demesiyle birlikte hiç kabul ediliş tarzına uymayan uluslararası sözleşmelerin çünkü bir kabul ediliş usulü var. Meclisten geçer, meclisten kabul edilir. Çıkmak da o yolla olur. Ol dedim oldu, ol der gibi çıkıyoruz dendi ve çıkıldı. İstanbul Sözleşmesi'ne imza atıldığı günden önceki kadına şiddet vakası sayısıyla imzalandıktan sonraki vaka sayısının azaldığı, yani azalan oranda devam ettiği istatistiki bir veridir bizim için. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin kalkması toplumda kadınların güvencesinin ortadan kalkması demektir. Şimdi Sayın Bakanım, burada aslında uluslararası sözleşmeler tekrar isim verilmemiş ama bugün sanırım İyi Parti sözcümüz açıklama yapmış.
isim verilmese de uluslararası sözleşmeler çıkan alanlar tekrar... Yani İstanbul Sözleşmesi'ni kapsıyor. Biz orada geçseydi iyi olurdu. İyi olurdu. Aynı zamanda... Geçmesi yani, gereken çok sözcük var da neyse. Sayın Başkanımızın, yani Meral Akşener'in bir kadın hassasiyeti var zaten İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Bu konuda çok ciddi bir hassasiyeti var. Geçseydi iyi olurdu ama o genel tabir hepsini kapsıyor aslında. Tekrar geri gelecek değil mi? Zaten yürürlükte. Yürürlükte. Zaten yürürlükte. Biz öyle diyoruz. Evet. Evet. Bitti mi? Yok, benim bitti. Size söz veriyorum. Evet, sizin yorumlarınızı. 6284'ten bahsetti Tercihsar Hanım. 6284 malum şiddeti önleme yasası. Yasalardan bir tanesi. Ama Türkiye'de şimdi gazetecilere uygulanır oldu. Tabii. Evet. Murat Ağrel. Bir iş adamıyla ilgili yazı yazmasını önlemek için 6284 sayılı yasa kullanıldı. Yani hem sansür yasası oldu. Hem de erkeklere, gazetecilere yönelik defakto bir durum yasa haline geldi. Değil mi? Yani hukuki tabii altyapısı olmadığı halde. O gün gazetede bayağı bir tırnak içinde gırgır konusu oldu. Yani şimdi sevgili Barış Doster, Profesör Doster önce yazdı. Sonra diğer iki Barış, Murat Ağrı'yla destek verdi. Sosyal medyada da bayağı ses getirdi. Yani trajikomik şimdi, ama komik yani. Ya, çok peki, ilginç benzetmeler. Hani bu yasağın... sonucu nedir, amacı nedir falan dedik. Herhalde şey diye yorumluyorlar. İşte Twitter dahil birçok mecrada o adamcağızın adını anmayacak. Ya böyle bir şey olabilir şeye mi Allah aşkına? Herhalde şeye dayanıyor. Israrlı takibe falan ucundan dokunuyorlar değil mi Sayın Bakanım? Bilmiyorum. Sayın Bakanımızın görüşünü aldıktan sonra kısa bir araya gideceğiz. Evet. Bir onu biraz önce söylemek istedim. Bir de yine bu metinde... Belki yargıyı da ilgilendirdiği için ilave etmek istedim. Yolsuzluklarla ilgili olan davalarda zaman aşımı olmayacağı konu. O harika bir şey. Bu çok güzel bir madde. Yani yalnızca yolsuzluğu önlemek değil, yaşanmış yolsuzluklardan süresi geçti demeden, zaman aşımı olmadan hesap sorulmasının da çok önemli olduğunu ifade etmek istedim. Belediyelere kayyum tayin edilmemesi yine adalet içinde çok yer bulmuş bir şey. Gerçekten eğer varsa bir yanlış, o yargı kararıyla ancak olabilir görevden almak. Ama İçişleri Bakanı'nın kararıyla olmayacak. İkincisi, boşanması halinde orası kayyum atayarak değil, meclis içinden seçilecek bir başkanla. Bir başkan. Ki örnekleri var. Evet, bu seçme seçilme özgürlüğüne ilişkin de bir saygının ifadesi. Adalet, hukuk gerçekleşmesi anlamında da doğru bir düzenleme. Hakimlerin sorumluluğu da olacak. Bir de onu söyleyecektim. Bir de hakimlerin verdikleri kararlardan ötürü eğer AİHM kararlarıyla, AYM kararlarıyla bir zarar doğmuşsa o yanlış kararlardan ötürü şahsi onlara rücu edilecek ve şahsi sorumlulukları söz konusu olacak. Çok ilginç maddeler var ama bir madde de yine çok onu önemli. Onu alalım, araya gidelim, sonra tamam, devam edelim. Gri listeden Türkiye'nin çıkarılmasıyla ilgili verilen söz. Yani itibar israfla olmuyor, itibar gösterişle olmuyor. İtibar gri listede olup olmamakla da ilgili bir sorun. Gri listeden çıkarılan bir Türkiye'yi hedeflemek, Türkiye'ye itibar kazandıracak olan uygulamalardan biridir. Evet, itibar çok önemli. Araya gideceğim, gidemiyorum. İtibar konusu çünkü... Hakikaten hassas olduğum konudur. Çok. Özellikle yurt dışına çıktığımda bu son birkaç senedir böyle aşağılandığımı hissediyorum. Bize bile alamıyorsunuz Kızımın Vermiyorlar. Başına geldi Macaristan'da. İyi bir iş insanıdır. Türkiye'nin laik sermayelerinden bir tanesinde yöneticidir. Uzun da bir vizesi var. 5 sene. Kapıda durmuşlar. Üstelik girmiş çıkmış da ülkeye. Ya demişler sen 5 senelik alamazsın Türk'sün. 5 sene ne diyor? Yani hanımefendi artık 30 küsur yaşında çocuk demeyelim. Kızım hanımefendiyi saatlerce bekletmişler. Yani ondan sonra kendisinin Türkiye'deki çok değerli bir kulüpte yöneticiliği var. O kulübün adı geçince ha öyle mi belki o yüzden 5 senelik vermişlerdir falan deyip hani damgayı vuruyor geçiriyor. Düşünsenize elinizde pasaport var, vizeniz var, defalarca var. Başka ülkelerden de alınan işiniz gücünüz var. Kredi kartlarınızdaki parayı ifade edebiliyorsunuz cep telefonu aracılığıyla ve sizi bir gümrük memuru almamak için direniyor diyelim. Ve devam edelim sonra. Evet, Haftaya Bakış'tan yeniden merhaba. Eski Devlet Bakanı, hukukçu, akademisyen Sayın Önay Alpago
ve hukukçu, siyasetçi, avukat Taci Serülkü ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden ayrıyken de sohbet ettik ama o bölümleri kaçırdınız. Sizle de paylaşmayacağız diyelim. Ben müsaadenizle Sayın Bakanıma dönmek istiyorum. Evet, Türkiye'nin gerçekten geleceğine ilişkin, Türkiye'nin nasıl yönetilmesine ilişkin, tabir için özür diliyorum 6 partiden de, birbirine benzemeyen, basketbolda biliyorsunuz bir 5 benzemez vardır, birbirine çok da benzemeyen 6 partinin bir araya gelmesiyle oluşan müthiş bir yol haritası. Ve bu yol haritasının 9 artı 75 ana madde, ana başlığı 2300. Altında da 2300, biraz evvel 100 tane eksik söylemişim. Evet, 2300 tane maddesi var ve bunların yarısını yapsak, bunların yarısı hayata geçse Türkiye cennet çok olur. Farklı bir yere gider ifadesini kullandı hem Sayın Bakanım hem değerli yorumcumuz. Ve fakat eksikler. Eleştirilerinizi alalım. Yani eleştirilerinizi de almamız lazım. Çünkü inanın ki bu eleştirilerden bu 6 partinin hem sözcüleri hem genel başkanları hem yönetim kademesi feyiz alacaktır. Ona inanıyorum. Şimdi metnin ön sözünde zaten eleştiriye açık bir metin olduğu ifade edilmiş. Yani sivil toplum örgütlerinden, çeşitli kuruluşlardan görüşler alındıktan sonra bütün bunların sonrasında bu önerilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız diyorlar. Dolayısıyla bizim eleştirilerimizi baştan kabul ettiklerini gösteren güzel bir ifade bu da. Benim ve benim gibi düşünen pek çok arkadaşımın kadın kuruluşlarının, başta Eşik olmak üzere çeşitli kadın kuruluşlarının altını çizerek ortaya koyacağımız birkaç eleştirimiz var. Nedir bunlar? Bir tanesi... eşit temsil burada hiç düzenlenmemiş. Yani atamayla ya da seçimle gelinen yerlerde kadınların ve erkeklerin eşit temsilinden bahseden hiçbir düzenleme yapılmamış. Bunu önemli bir eksik olarak görüyoruz. İkincisi, laiklikle ilgili tek bir kelime yok. Oysa ki laiklik olmazsa demokrasi olmaz. Bunların hiçbiri olmaz. Yani demokrasinin en önemli içeriğindeki en önemli sözcük laiklik sözcüğüdür. Taciz Erin Hanım'ın dediği gibi bunların hiçbiri olmaz. Hukuk olmaz, adalet olmaz, ekonomi olmaz, dış dünyayla olan ilişkiler farklı olur. O yüzden laikliğin muhakkak burada geçmesi gerekirdi. Çünkü biz hep laiklik deyince din ve devlet işlerinin ayrılması gibi değil görüyoruz. Aslında laiklik önce aklın özgürlüğü. Hı hı. Aklın özgürlüğü demek, sorgulayan akıl demek, soru soran akıl demek, karşı çıkan, deney yapan, test eden akıl demek. Yani sadece dogmatik görüşlerin ya da kendisine verilen öğretilerin uygulayıcısı, kabul edicisi değil, kendi aklıyla, özgür aklıyla sorgulayanı demektir. Böyle olduğu zaman zaten insanlık o sorgulayan akılla bilime de ulaşmıştır, sanata da ulaşmıştır, teknolojiye de ulaşmıştır. Ama laik devlet dediğimiz zaman iki şey çok önemlidir. Birincisi, devletin her inanç grubu karşısında tarafsız olması, bir grubu bir başkasına tercih etmemesi ya da baskı yapmaması. İkincisi, bu farklı grupların da birbirine baskı yapmasını önlemesi. Yani hem kendisi yapmayacak hem de başkalarının kendileri gibi düşünmeyenlere haklarında ve özgürlüklerinde baskı yapmasını önleyecek. O nedenle laiklik bu metin içinde demokrasiden bahsediyorsak, hukukun üstünlüğünden bahsediyorsak mutlaka olması gereken bir yer alması gereken bir konu. Buna bağlı olarak tarikat ve cemaat yapılandırılmasıyla ilgili bir düzenleme yok. Oysa ki başta eğitim olmak üzere ne yazık ki hayatımızın, değil mi Taciz Aran'ın, pek çok alanı tarikat ve cemaatlerin kontrolü altına girdi. Yine bu çerçevede örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasada tarif edilen statüsüne, görevine, yetkisine döneceğinin hatırlatılması gerekirdi. Bundan bahsedilmemiş bütçesi olmasını. Bütçesi bile konu edilebilirdi Diyanet İşleri'ne baktığınız zaman. Elbette.
bunların olmadığını gördük. İstanbul Sözleşmesi Tercihser Hanım söyledi. Şeklen var, ismen yok. Ama olması gerekir çünkü İstanbul Sözleşmesi çok özel bir sözleşme. Siz söylediniz. Muhakkak. Bir kere temel hakları düzenleyen bir metin. Temeldeki insan haklarını düzenleyen bir metin. İkincisi iptal edilmiş olması Cumhurbaşkanı tarafından kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı. Üçüncüsü de anayasayı ihlal edilerek yapılmış bir çıkış kararı. Yani yasayı kabul eden yasadan çıkmaya karar verir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vazgeçmesi gerekir. Böyle olduğu halde bunların hepsi göz ardı edilerek çıkmış Türkiye'nin çıkmış olması, gerçi hala İstanbul Sözleşmesi biz iddia ediyoruz ki yürürlüktedir. Ama bunun yazılı olarak da ifade edilmiş olmasını beklerdik. Onun dışında Kadın ve Aile ve Çocuk Bakanlığı yerine Kadın ve Eşitlik Bakanlığı'nın, Avrupa'da pek çok örneği var biliyorsunuz, eşitlik temeli üzerine kurulan bir kadın bakanlığı var. Onun düzeltilmesini ya da o şekliyle yeniden kurulmasını öneriyoruz. Çünkü kadın çocuk aile dediğimiz zaman kadını her zaman işte yaşaması ile ilgili rollendirilen anne modelinde çocuklarına bakan, evden çıkabilecek zaman bulamayan, aynen sosyal yardımlara böyle bir desteğe mahkum edilen ve mecbur edilen bir konuma taşıyor olarak ifade ediyoruz. Bir de tabii sivil toplum örgütlerinin, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tarafsız kimi kuruluşların karar süreçlerine de katılmasının, bir ortak metne dahil edilmesi ve bir hükümet programında da bunun söylenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Benim gönlüm bir de Atatürk adının geçtiği yerleri aradı. En azından ya galiba 73. maddede ya da 179. maddede bakınız bir düzenleme var. Deniyor ki orada eğitimde fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Tevfik Fikret. Ama bunu Türkiye'de kullanan evet. Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Atatürk'ün dediği gibi deseydiniz, diye başlayan bir cümle daha şık olmaz mıydı, daha oturmaz mıydı? Yani Atatürk devrimleri, Atatürk Cumhuriyeti, Atatürk inancı, felsefesi, ideolojisini tamam AKP yok sayıyor. Burada da yok saymak adına konulmadı demiyorum. Ama bu bir eksiklik. Gözüm bu kadar kitabın tamamını okurken aradı. Ben göremedim. Burada bir özen gösterilmediğini düşünüyorum. Ben orada bir söze gireyim. Şeyi açıklamayacağım. Ayıp olur. Aldığım haber kaynağı çok üzülür. Burada her şeyi konuşamıyoruz. Kendisini yıpratmak istemem. Yani dedim ki Sayın Bakanım ya da Sayın Başkanım. Neyse. Buradan. Yani eksiklik var. Bence siz bunu yapmamışsınız. Bir bölümünü ben yaptım, gönderdim. Diğer partilerden de katkılar olunca bazı maddeler düşmüş dedi. Yani bir de sığma, sığıştırma, benzerlerini aynı çatı altında toplama gibi bir editoryal çalışma olmuş. Ona kurban gitmiştir ama dikkat çektiğiniz noktalar çok önemli. Ben sizin de yapıcı eleştirilerinizi alayım. Benim de ufak bir eleştirim olacak. Yani... Gerçi Sayın Bakanım hepsini toparladı. Çok güzel. Hepsini toparladı. Şey çok önemli tabii. Özellikle STK'ların söz sahibi olması. Çünkü geldiğimiz mevcut durumda mesela Türkiye'de bir kadın cinayetlerini durduracağız platformu diye bir platform var. Ve ne yazık ki bugüne kadar Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapmadığı kadar etkin istatistiki veriye ulaşılabilecek bir çalışma yapıyorlar. Siz şimdi böyle bir STK yok sayamazsınız. Dolayısıyla o konu özellikle vurguladığınız o konu bence çok önemli. Dava açtık biliyorsunuz onlara ahlaksızca faaliyetlerde bulundukları için. Evet yani çok seksist, cinsiyetçi söylemler siyasette yer alıyor. Tabii ki o sizin hep böyle teke tek kendi özellikle sohbet ettiğimiz siyasi jargon lisanda çok ciddi bir bozulma var. Çünkü toplum çok bozuldu. Çok. Yani umarım böyle tepede... En bozuldu da milletvekilleri. Özellikle yani, de iktidar partisinin milletvekilleri. Herkes her şeyi bozuldu. Hukukçular bozuldu, milletvekili. Toplum külliyen bozuldu.
Ve merakla ve aslında oraya bağlamak için de hızlıca geçiyorum. Çok da vaktimizin kalmadığını düşünüyorum. Tabii Mayıs'ın başında seçimler var ve herkesin... Oraya geleceğiz. Bakıyorum saatime, güzel bir vaktimiz var. Hasretle hem aday hem seçim sonuçlarını merak ettiği ve Türkiye'nin böyle dönemeci olan bir şey. Seçim, evet. Benim çok kısa bir eleştirim olacak. Çok var da şimdi seslendirmek istediğim. Bazı bakanlıkların adı değişiyor. Yeni bakanlıklar vaadi var. Ama mesela bugün akademisyen İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Seval Sözen'le de görüştüm. İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı. Şimdi iklim bakanlığı ayrı bir şey. Ben de ilk hani bakış açısıyla ya uyar hocam işte çevre ve orman, hayır dedi, iklimle mücadele yani iklimin devamı ayrı bir şey, ayrı bir ihtisas alanı. Çevre ve Orman Bakanlığı olabilir, onu aynı çatı altında toplayabilirsiniz. Mesela benim de bir eleştirim var ama sanıyorum o gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı dedi. Hayır efendim, yani gençlik ayrı, spor tabii ayrı. Tabii, yani illa spor yapanların genç olmasına da gerek yok. Tam tersi. Çok şampiyon olan halterci, okçu, kürekçi, genç tabii olmayan, orta yaş olan sporcular var. Onlara o zaman haksızlık etmiş olacağız. Ya ama da gençliğin yalnızca spor içinde sorunları görüyormuşuz apayrı. Şimdi gençliğin Türkiye'de barınma sorunu var, okuma sorunu var, eğitim sorunu var. Bunları şimdi Spor Bakanı'nın altında topladığınız zaman... Arif Bey için bir de mahkum olma sorunu var. Sorunu var. sporun altında topladığınız zaman şeklen bozuluyor. Ama ben inanıyorum ki Millet İttifakı iktidara geldiği takdirde Gençlik Bakanlığı ve Spor tabii Bakanlığı'nın ayrı çatılar altında oluşacağını düşünüyorum. Ve Tabii bir çok ciddi bir emekle de harcanmış. Tekrar kameraman arkadaşıma şöyle göstereyim. Herkes kameraya gösteriyorum. Türkiye'nin efendim yol haritasıdır. Başta bu işin harcını karan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener olmak üzere bütün parti liderlerine, Sayın Babacan'a, Sayın hepsine, Davutoğlu'na, tek Sayın evet Uysal'a, Sayın Karamollaoğlu'na tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi ve geleceğimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı ve daha sonraki kuşakları kurtaracak bir metin diyorum. Birinci sorum efendim. Özür dileyerek moderatör hakkımı kullanıyorum. Hayır, hayır, ben 14 Mayıs'ta seçim yasal mıdır? Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 3. kez aday olabilir mi? Seçim planlanan tarihinde yapılırsa Erdoğan beyefendinin adaylığı ne olur? Böyle bir combo soru soruyorum aslında, hepsi iç içinde, belki yanıtı tek cümleyle bile verilebilecek. 14 Mayıs'taki seçim erken seçim midir? Yoksa iktidar kanadının dediği gibi erkene alınmış seçim midir? Diye ben size bir combo soru sorayım. Efendim, Türkiye'de her seçimden önce bir şey söylenir. Bu seçim çok önemli. Evet, klasiktir. Klasiktir o. Ve nedense bizim ülkemizde bu söylenir hep, bu seçim çok önemlidir diye. Ama bu seçim, yani önümüzdeki seçim, gerçekten çok önemlidir. Neden gerçekten çok önemlidir? Çünkü Türkiye'nin bir siyasi sisteminin tartışılmaya başlandığı da bir seçimden bahsediyoruz. Yani insanların haklarının, şikayetlerinin, taleplerinin, bedellerinin sorgulanacağı bir seçim olması bir yana, bir de Türkiye'nin o siyasal rejiminin ve önümüzdeki yılların neler olacağına ilişkin kaygıların da beraberinde taşıdığı bir seçim olduğu için çok önemli. İkincisi, bu seçim galiba yaşadığımız en kaotik seçim. Çünkü bu seçim konuşuyoruz hep ama seçimde adaylar yok. Gelelim adaya. Bir tarafın adayı belli. Sayın Erdoğan, ama ben bu arada adayım. Değil, Sayın değil. Bakanım galiba siz adaymışsınız. Baktılar ki kimse çıkmıyor. Birkaç gün önce, biraz da cuma akşamına renk katalım size, sonra ciddi ciddi devam edersiniz. Soralım, evet. 2-3 gün önce sanırım Sayın Öney Alpago Millet İttifakı'nın adayı diye bir haber çıktı. Ben de sabah gözümü onunla açtım ve şöyle gözlerim pörtledi ve çok sevindim. Çünkü siz bunu çok hak eden bir insansınız. Muhtemelen buna dair çok da fazla tebrik aldınız. Herhalde pek bir haberdi değil mi? Pek bir haber. Şimdi parlamenter rejime geçildiği takdirde hep kafamızda son döneme ilişkin
bir Ahmet Necdet Sezer modeli var. Hani o modelden yola çıkarsak, hani duruş, oturuş ve ülkeyi parlamentonun idare etmesine onay veren, destek veren, sağlayan bir cumhurbaşkanı modeli için gayet uygunsunuz. Üstelik de gerçekten kadın liderlerin de dünyada ön plana çıktığı bir iklimde yaşıyoruz. Ne zaman belli olacak cumhurbaşkanı yaşıyoruz. Adayımız? Ben sabahleyin onu arkadaşlar telefonu açtığım zaman o kadar çok kutlama gördüm ki Allah Allah gece ne oldu? Haberim yok tabii. Niye beni bu kadar çok kutluyorlar derken... New York Times mı? Galiba. Hülya Hanım arkadaşım aradı. Dedi böyle bir haber var. Nerede dedim. İşte ben sana gönderiyorum dedi. İlk örneği o gönderdi. Çok şaşırdım tabii. Çok dikkat edince fake haber olduğu zaten evet. Üstteki gazete. Çok da uğraşmışlar ama emek vermişler hakikaten. Aa, burada yapmak enteresan için. Bir mesaj var bence. Fake haber olmasına rağmen evin içinde yürüyüşüm değişti. Evet. Yarım günde olsa. Evet, şimdi aday ama, belli değil diyerek aday aslında belli. Erdoğan'ı da kastettiniz. Sayın evet, Erdoğan'ı tabii, da kastettiniz yani, Cumhurbaşkanı'nı. Seçime girecek partilerin ya da ittifakların hiçbirinde şu ana kadar belirlenmiş bir aday yok. Bir kere bu yanıyla ilginç bir seçim. İkincisi seçimin hangi tarihte olacağına ilişkin bir karar yok. Yani 14 Mayıs'ta yapılacağı söyleniyor ama seçim aslında 18 Haziran'da. Hı hı. Neden Mayıs'a çekiliyor ve kim çekiyor? Yani meclisin erken seçim kararı mı alması söz konusu, evet. Yoksa Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesi diye konuştuğumuz bir tarihe erkene çekmek mi söz konusu? Muhalefet bunu kabul etmediğine göre, yani seçim artık bu saatten sonra Mayıs'a alınması erken seçim falan sayılmaz, zamanında yapılsın dediği halde 14 Mayıs bu kadar dillendirilirken neye güvenilerek bu söyleniyor? Üçüncüsü, bu seçimlerde hangi seçim kanunu uygulanacak? Şimdi eğer 14 Mayıs'taysa seçimler, 14 Mart'ta seçim takviminin başlaması gerekiyor, evet. Değil mi? 14 Mart'ta seçim takvimi başlıyorsa 3 ya da 6 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni seçim yasasından önceki bir tarihte başlıyor. Ve dolayısıyla? Dolayısıyla hukuka aykırılık söz konusu, doğru mu? Eski seçim kanununun evet. Uygulanması hukuken lazım. Hukuken öyle. Hukuken öyle. Şimdi hem 14 Mayıs'ta yapacağız, her ne kadar 14 Mart'ta da başlasa seçim takvimi, biz yeni seçim yasasına göre... Yani 6 göre, Nisan. Evet, yapacağız demek her zaman olduğu gibi bir anayasa, bir hukuk, İhlali. Bir kural ihlalidir. İhlalden öte garabet bir durum. Aşağı yukarı her şey çok garabet zaten. Bunlar görülen seçimin kaotik olduğunu gösteren örnekler. Şimdi bunun içine baktığınız zaman başka bir anayasa ihlaliyle karşılaşıyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak kendisi de adaylığını açıkladığı için Sayın Cumhurbaşkanı nasıl aday olabilecek? Şimdi bu tartışılmaya başlandı. Anayasadaki 101 ve 116. maddelerde yapılan düzenlenmeler tartışıldı. Hala da tartışıyorlar. Hepimiz televizyon programlarında bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ama ben anayasaya, anayasa mahkemesi kararlarına uymam da, saygı da duymam diyorsa Cumhurbaşkanı, burada da yapmayın bu anayasaya aykırı olur diyenlerin çok fazla bir önem taşıdığını sanmıyorum. Zaten çünkü geçmişte de derdi. Geçmişte de derdi. Acaba AYM'nin tavrı ne olur? Yeni de başkan seçiyor tekrar. Evet. O da ilginç. Sayın Zülfü Aslan. O da çok Fidan ilginç. Fidan Beyefendi kaybetmiş. O da çok kaybetmiş. İlginç. Yani 10 üyeyi direkt Cumhurbaşkanı'nın atadığı 15 hakimli bir kuruldan Cumhurbaşkanı'nın istediğinin çıkmaması galiba ilk defa böyle bir... İçeride bir... Örnek acaba fake bir gelişme mi bu? Tam da onu kestiremiyorum. Hedef şaşırtma olduğuna daha çok inanmaya başladım. Çünkü hani eğer kendi atalıysa bu sonucu bir sonucu istiyorsa çıkarttırır Sayın Cumhurbaşkanı. Belki benim 20 senelik Tayyip Erdoğan Bey. İzlenimim, hatta 25 sene İstanbul Belediye Başkanlığı'nda sayarsak 30 seneye yakın izlediğim Tayyip Erdoğan istediği sonucu çıkarttırdı. Ben o yüzden çok güvenilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Olabilir tabii. Yani şahsi görüşümdür. Evet, her şey Sayın Zühtü Aslan'a da saygı duyuyorum. Manevi şahsiyetiyle ilgili hiçbir şey söylemem. Ama o benim şahsi yorumum efendim. Doğru. O tabii çünkü onu bilmiyorum. Dışında bir şey olduğu evet, için bunları evet. konuşuyoruz. Şimdi ilk defa böyle bir şeyle karşılaşınca hepimiz şaşırıyoruz. Şaşırıyoruz ve bunun arkasında acaba tabii. bizim bilmediğimiz başka bir hesap mı var? Komplo teorileri. Gibi evet düşünmeye başlıyoruz. Oysa ki şöyle diyebilmeliydik. Cumhurbaşkanı istemiş bile olsa Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri bir yeminlerine sadık kaldılar. Yeminlerine sadakat gösterdiler. İki, Anayasa Mahkemesi üyesi olmanın geleneklerine uygun davrandılar diyebilmeliydik. İlkeli davranışa şaşırır hale geldik. Şaşırır hale geldik. Yani acaba bir pazarlık mı vardı? Acaba mış gibi mi oldu gibi sorular kafamızda böyle deli deli dolaşmaya başladı. Ben yine de bunun dediğim gibi bir yemine sadakatin ve bir Anayasa Mahkemesi üyeliğinin getirdiği kültür ve geleneğin gereğini yerine getirdiler diye düşünüyorum. Öyle düşünmeye çalışıyorum. Bir örnek daha var yalnız bunun hemen arkasından. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı grup konuşmasında milletvekillerinin genel kurula katılmamaları halinde kendisinin ve bu milletin hakkını helal etmeyeceğini, aldıkları maaşlarında haram olacağını, yani helal ve haram eksenle bir konuşma yapmıştı. Demek ki sildi milletvekilleri, ben öyle algıladım. Şimdi bu sözlere rağmen, yani helalin ve haramın kullanıldığı bir sistemin ve buna bağlı bir talimatın da hatta söz konusu olduğu bir durumda yine milletvekilleri genel kurula girmiyorlar. Çok 200 milletvekili zar zor toparlayıp evet. meclise alıyor. Ya mecliste söz almayan 4 senedir milletvekili var. Böyle bir şey olabilir evet, mi Sayın Bakanım? Öyleymiş. Yani Alpay Özalan örnek isim de vereyim. Spor dünyasından da sizin için ilk akla gelen. Şimdi böyle bir ikazı var. Cumhurbaşkanının böyle bir talimatı var, böyle bir öfkesi var. Ve dediğim gibi haram etmek, helal etmek falan gibi dini söylemler içinde de ifade edilen bir talimat bu. Buna rağmen milletvekilleri genel kurula da girmiyorlar. Hani üst üste bu örneklere bakıldığı zaman sanki bir ümit ışığı varmış gibi. Geliyor, gelmekte olan, gidiyor, gitmekte olan. Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Söğüt Özü'ndeki genel merkez binasına geliyorum. Pankartı Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkan'ın fotoğrafının altına geliyorum yazılı dev pankart asıldı. Birçok ilçe binasına, il binasına asıldı. Ve ayın 9'unda yanılmıyorsam salı günü neyse önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi muhtemelen adaylık konusunu görüşmek, tartışmayı açmak üzere toplanıyor. Ve yine kuvvetle muhtemel Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları, liderleri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olması yolunda destekleyecekler. Masada CHP'nin görüşünün bu olması uygun görünüyor diyecekler. 9'unda efendim. Sonra da ayın 13'ünde yanılmıyorsam beni düzeltin. Altılı ittifak artık. Altılı masa. Arasında ne olacak? Evet, masa oturacak. Ve büyük ihtimalle ismi belirleyecek. Fakat o akşam açıklanmayabilir. Sonraki birkaç gün içinde açıklanabilir gibi de bir açık kapı bırakıldı. Şimdi mevcut isimler. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday. Yani. Zaten malum. Geliyorum diyor. Bu son grup toplantısındaki mesajı da çok etkili. Sayın Meral Akşener ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Sayın Ahmet Davutoğlu ile Sayın Babacan... Hani böyle bir olursa neden olmasın ışığı yaktılar. Öbür tarafta İyi Parti'nin ısrarla gündemde tuttuğu CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu var. Hatay Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş da verdiği bir demeçte ya neden olmasın ben de olabilirim gibi bir açıklamada bulundu. Sizin yorumunuz nedir? Bu arada İlhan Kesici beyefendinin de adı evet. geçiyor. Birkaç kişinin de adı geçiyor. Olacak. Hikmet Çetin olsun. Muhtemelen mevkidaşınız beraber çalıştığınız isimler parlamentoda. Murat Karayalçın beyefendinin kulakları çınlasın adı geçiyor. Buradan çıkacak lider kim olabilir? Zor soru değil mi Öleyhan'ın?
Bunu Türkiye'de yanıtını bilen galiba yok. Bir kişi bile yok şu an. Bir kişi bile yok. Kendileri de bilmiyorlar. Ama doğrusu artık vatandaşın da şurasına geldi. Bakın ne güzel bir mutabakat metni var, evet, değil mi? Kaç kişi tartışıyoruz? Binlerce konuşuyoruz. Kişinin emek koyduğu. Bir yıldır emek verilmiş, 2300 proje hazırlanmış. Ama tek konuştuğumuz şey ve enerjimizi tüketen şey aday. Hala adayın belli olmaması. Bu bir ihtiyaç, artık bunun algılanması lazım. Gerçekten öyle. Hı. Çünkü bütün bunları hayata geçirebilmemiz için seçimleri kazanmamız lazım. Seçimleri kazanırken de vatandaşın umudunu, beklentisini, heyecanını, enerjisini tükettirmemek lazım. Şimdi herkes öfkeli. Yani yeter artık, bu aday ne zaman belli olacak? Adayınız kim, ne zaman belli olacak? Çünkü itibar zedelenmesi yaşanıyor orada. Aynen öyle. Her gittiğim yerde bu soru soruluyor bana. Her adayı herkese elbette beğendiremeyiz. Yani o mümkün değil. Ama şu bir ortak soru. Neden hala belli değil? Neden hala belli değil sorusu bir sıkıntı. İkincisi, demek ki bu masadaki ittifak ortakları bir isim üzerinde anlaşamıyorlar. Bu anlaşamama hali de vatandaşın umudunu ve beklentisini hırpalıyor. Zedeliyor, zarar veriyor. Yani daha önce açıklansa avantaj olur muydu? Daha önce açıklanması anlamında şimdi bir şey söylemedim. Yani zamanında ama artık yeter yani. Şimdi açıklansın. Mutabakattan yani Şubat öncesi, 15 devrilmesin diyorsunuz. Şubat'ın yarısı geçilmesin. Gerçi yani, Şubat 28 çeker, 14 Şubat diyelim. 13'ünde toplanıyorlarmış zaten. 14 Şubat sevgililer günü açılsın. Sevgililer gününde bir gününde hediye versinler bize. Evet, Millet İttifakı'nın sevgilisi olsun, çıkacak aday diyorum. Bitiyor da biraz opsiyon alacağım. Bir şovla kapamayı düşünüyorum. Ama önce şu aday konusunu bir netleştirelim. Sizin görüşünüze başvuracağım. Benim de bir iki kelamım olacak bu konuda. Vallahi tabii siyasi mecra kaygan bir zemin ve öngörülemeyen bir, evet, zemin. Benimki tamamen şahsi. Ben ve kadın hissi. Siyasi hiçbir öngörü, evet, yok. Öyle bir öngörü olacak uzun bir siyasi yaşantım da yok. Ama sanki bizim genel başkanımız bir sürpriz yapacakmış gibi hissediyorum ben. Yani Sayın Akşener aday olabilir mi? Kadın hissi benimki. Evet. Ve gönlüm de ister. Neden istemesin? Bir kadın cumhurbaşkanı çok da yakışır. Umarım mutabık kalırlar. Haktaki karşılığı doğru okumak lazım. Sağduyusuna Türk halkının itibar etmek lazım. Onları es geçmemek lazım. Bu önemli. Orada işte tıkanma oluyor. Bir an önce aday konusunda mutabık kalınıp açıklanmasını bekliyoruz diye. Evet, valla benim bu konudaki yorumum, bugün bazı görüşmelerde de bulundum. Siyasi tabanlı görüşmelerde. Öncelikle bugün sabah saatlerinde Sayın Kılıçdaroğlu bir televizyon programında, Fox TV'ydi değil mi? Yanılmıyorum. Emeğe saygı gösterelim, kanalı açıklayalım. İlker Bey'in programı olması lazım. Orada farklı bir seçimin olduğunu, tıpkı sizin ifade ettiğiniz gibi, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu ifade etti. Ve burada artık parti, aday, bölge tartışmalarına mahal bırakmamamamız gerekiyor dedi. Bu ne demek istedi bence? Çok yakın çevresi dahil, mevcut milletvekilleri dahil ve veya parti örgütündeki Türkiye genelinde 81 vilayet 960 ilçe kapsamında şu an için aday adaylıklarını açıklayan partililere de bir mesajdı. Arkadaşlar, milletvekili gösterilemeyebilirsiniz. Çünkü altılı ittifakla yola çıktık ve İYİ Parti teamülünü açıkladı. Diğer partilerden partilerle çatı oluşumuna gitmeyeceğini, kendi başına gireceğini ve Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Deva Partisi, yani 4 parti CHP'nin listelerinin altına girecek izlenimi çıktı. Ha, bazı kentlerde ne bileyim, Deva Partisi'nin örneğin Siirt çatısı altında buluşulabilir. Ama büyük kentleri baz alırsak, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve unuttuğum birkaç kent daha vardı muhtemelen. Oralarda CHP listelerinin bir bölümünün diğer 4 parti adayları tarafından da destekleneceği, bezeneceği izlenimini çıkardım. Ve Kemal Bey çok net biçimde altını çizdi. Tartışmaya mahal verilecek bir noktada değiliz diyerek. Kırmızı çizgi budur dedi. Ben Kemal Bey'e tekrar lafı getireceğim. Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi, eğer biraz siyasete erken başlayıp 1979'un o son günlerinde eğer meclis çatısı altında ve lider olsaydı
Türkiye'de belki 12 Eylül 1980 darbesi yaşanmayabilirdi. Çünkü inanılmaz bir birleştiriciliği var. İnanılmaz bir buluşturuculuğu var. Ve yine 1994 CHP için ya da sol taraf CHP için, CHP için kırılma noktasıdır. İstanbul seçimlerinin kaybettirildiği o parti şeylere baktım, isimlere. %20'ler, 21'ler, 18'ler, 19'lar Tayyip Erdoğan aradan çıkmış. Seçimlerin İstanbul'da parti koordinatörüydüm. Yani bir ay birebir yaşadım. Birleşilsin diye eminim emek harcadınız. Çok, çok. Yani şimdi kaza, Tayyip Erdoğan... Yani nasıl kaybettiğimize bakınca da efsanesi olmayacaktı. Sen. Bu kadar basit. Yani İnce şu an... tipler var orada aslında. Çok kolay gitmiş. Evet, Kemal Bey doktrini eğer orada olsaydı olmayacaktı. Şimdi Kemal Bey doktrini var. Zaten bu ortak politika kitapçığı ortaya çıktı. Efendim, siyaseti böyle bitirdik. Son sözlerinizi alacağım ama... biraz densizlikle programı noktalamak istiyorum. Para göstermek çok ayıptır. Ben küçükken öyle yetiştim. Sizlerin terbiyesinden gelen bir kardeşinizim, arkadaşınızım. Efendim, bu 200 lira. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek değere sahip banknotu, doğru mu? 500 doğru. lira ve 1000 lira çıkıyor. Şu anda öyle. Bu 200 lirayla efendim bir kilo et alamıyorsunuz. Alamıyorsunuz. Bir kilo beyaz peynir ve kaşar peyniri de alamıyorsunuz. Ne yazık ki. Hatta 7 lira oldu. Eğer pazara giderseniz bundan 2-3 tane yanınızda yoksa ufacık bir file veya poşetle evinize dönüyorsunuz. Ve ülkenin Maliye Bakanı Nebati Beyefendi hala paranın değersizleştirilmesi ile Türkiye'nin şahlanacağını söylüyor. Ben herhalde amiyane tabirden hoşlanmıyorsunuz biliyorum ama affınıza sığınarak herhalde kafası başka yerlerde deyip konuyu geçiştirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz rica programımıza ederim, katıldınız. Son sözlerinizi alalım efendim. Siyaset de olabilir, ekonomi de olabilir. Sonra da Taci Seren Hanım'la programı kapatacağız. Tamam. Yalnız o parayla ilgili bir şey söyleyeyim. Papua Yeni Gine'nin parası bile bizden kıymetli. Evet. Dünyada en hızlı üstelik ve en düşük üstünde Ulu Önder Atatürk'ümüzün bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek para birimi. Evet, 200 maalesef. Lira. Maalesef öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben son çok sözlerinizi teşekkür alabilir ederim. Miyiz? Çok güzel bir sohbet imkanı oldu. Hem sizle hem sevgili arkadaşım, meslektaşım Taci Seren Hanım'la beraber. Ama dilekler ortak. Bu seçimi kazanmak mecburiyetindeyiz. Evet. Sandığa iki pusula atacağız. Biri hesap pusulası, biri oy pusulası. O hesap pusulasında 20 yıllık bir hesabı da sorgulayacağız. Onun hesabını sormak için de oy atacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk'ün kurduğu bir cumhuriyet olarak ilelebet payidar kalacaktır. Kronometre sıfırlamakla filan bir rejim ne değişir ne de gücünü kaybeder. Gelirler ve giderler. Ama cumhuriyet hep baki kalacaktır. Ağzınıza sağlık, fikrinize sağlık. Devlet insanlığı böyle bir şey gerçekten çok etkileyici. Son 20 yılın hesap pusulası ifadesi. İki cümleyle gözleri, bitireyim. Çok gözleri da... yaşartacak bir ifade Sayın Taci Serülkü. Karma değil mi Sayın Bakanım? Karma aslında insan hayatında da var. Evet. Toplumda bir insan evet. bedeli tabii. gibi varsayarsak tabii. Yapılan şeylerin bedeli ödenir. Aklımızla dalga geçilmesine artık izin vermeyeceğimiz bir dönemdeyiz ve en önemlisi atamın kuruluş değerlerine zarar verilmedi ve verilemeyecek. Bu böyle bilime. Evet, açıkçası Sayın Bakanımız, eski Devlet Bakanı Önay Alpago Hanımefendi ve hukukçu siyasetçi Taci Serülkü Hanımefendi'nin bu iki dokunaklı tüyleri diken diken eden ve duygusallaştıran, bizi başka bir dünyaya götüren sözleriyle programı kapıyorum. Lütfen hangi tarihte yapılırsa yapılsın sandığa pusulanızı atın. Hesap pusulasını, hesabınızı kesin. Oyunuzla beraber. Teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.